felaket olur. Fakat birinci sorunun cevabı şu. Yani CHP kapatabilir mi mevcut rejim? Sorunun cevabı şu. Maalesef eğer bugünkü rejim kafaya koyarsa CHP'yi PKK ile işbirliği gibi bir gerekçe gösterir, göstererek kapatır ve ulusalcı olmayan CHP ileri gelenlerini de tutuklayabilir. Yani Erdoğan Erdoğan rejimi kafaya takarsa ne demek şimdi kafaya takmak diye bir şey var mı? Ama şu kapıya seçim gelirse demek belki de CHP kapatır mı? Kapatır diyor. Ama zaten şu andaki tartışma CHP üzerine değil aslında. HDP zaten. HDP, HDP. üzerine şu anda HDP'yi kapatmaya ...tevessül etmiş bir rejim var. Ve HDP'yi kapatma üzerine aslında siyasetini yeniden tahkim etme, yeniden iktidar olma hesabı yapan bir rejim var. Şimdi yani açılmış etmiş, bir dava var. Tevessül etmiş derken buna kalkışmış. Kalkışmış, tevessül etmiş derken elbette de kalkışmış. Gelin. Peki neden yani daha doğrusu tam kalkışmış da değil. Yani A, dava buna açıldı. cüret etmiş. Evet. anlamında. Neden bunu söylüyorsunuz? Peki hani HDP Bakın, e, kapatma tür e, yani davası. Türkiye'nin birinci partisi AKP. İkinci büyük partisi CHP. Üçüncü büyük partisi HDP. Meclisin üçüncü büyük partisiyiz. Türkiye'nin üçüncü büyük partisiyiz ve büyüyen bir partiyiz. Ve iddia ile söylüyoruz. İlk seçimde yüzde on beş oy alacağız en az. On milyona yakın oy alacağız. Şimdi Türkiye'nin üçüncü büyük partisini kapatmaya kalkışmış bir anlayış. İkinci büyük partisini kapatmaya tevessül edemez mi? Girişemez mi? Ama önce ne yapıyor? Kriminalize ettiği, öteki saydığı ve bir şekilde yaftalar attığı HDP'yi ben kapatırım... Eğer bakın HDP'yi kapatmaya yeltenirse bu anlamda CHP'de de elbette bu sıra gelebilir. Bakın ne yapıldı? Yerel seçimlerde Diyarbakır'da biz %65 e oy aldık. Van'da %62 oy aldık. Van'da aynı şekilde 60'ın üzerine oy aldık. O belediyelerimize kayyum atanmaya girişildi biliyorsunuz. Biz o zaman dedik ki Diyarbakır'a kayyum atanmasına sessiz kalırsa eğer ki Türkiye'nin batısı emin olun batıya da kayyum atarlar. İstanbul'a da kayyum atarlar. Ne yaptılar? İstanbul seçimlerine yok saydılar öyle değil mi? Ama ne yaptık? hep birlikte çok daha büyük bir oy farkıyla İstanbul'u kazandık. İstanbul'u kurtardık ama Diyarbakır'da hala kayyum var. Şimdi HDP'yi kapatmaya girişmiş bir anlayış. HDP'yi kapatmaya başarırsa, buna sessiz kalırsa diğer muhalefet partileri. Sonucu ne olacaktır? HDP'yi kapatmak demek Türkiye'de demokrasiyi askıya almak demektir. Siyaseti askıya almak demektir. Demokratik siyaset iddiasını yok saymak demektir. Muhalefet buna sessiz kalırsa ne olur? Bugün HDP'yi kapatan anlayış, buna başarabilen anlayış yarın CHP'yi de kapatabilir. O açıdan farklı düşünüyor olabiliriz. Ki farklı siyasi partilerdeyiz. Ama demokratik siyasete sahip çıkmak aslında kendi siyasi partine de sahip çıkmak anlamına gelir. İnsanları kurtarmaktan söz ettiniz. Elbette hep beraber Geçenler kurtardık. Ee... Ya en büyük sorumluluğu da HDP'liler aldı. Hı. Tam kadro gittik bakın sanda. Yani illaki o anlayışı çok beğendiğimiz için değil. Niye? Faşizan bir anlayışa kaybettirmek için hep beraber sandığa gittik ve İstanbul'u faşistlere vermedik. Ne oldu? Şu anda İstanbul'da demokrasiye daha fazla inandığını düşündüğümüz bir yönetim anlayışı var. Türkiye'de böyle kurtarmamız gerekiyor Ayşenur Hanım. Yani şimdi Türkiye'de faşizan bir anlayış bir karanlığı dayatıyor. Ne yapmamız gerekiyor? İstanbul'da ne yaptıysak? Aynı şekilde bu faşistlere ülkeyi bırakmamamız gerekiyor. Şimdi, Bunun için de HDP'nin kapatılmaması gerekiyor. Veya CHP'ye bu saldırıların önüne geçilmesi gerekiyor. Buna benzer bir cümleyi Selahattin Demirtaş cezaevinden yazdığı son yazısında ya da son yazılarından birinde ifade etti. Gelecek seçimde 2023'te mi olur erken mi olur henüz bilemiyoruz ama. Hani zamandan önce olacağı açık gibi ya. E, dedi ki e, gelecek seçimde tutumumuz İstanbuldaki yerel seçimde İstanbul'daki tutumumuz gibi olacak dedi. Bundan ne anlayacağız? Ya, Aynı şey mi olacak? Şimdi şöyle henüz bu ha, konuda tutum. yetkili kurullarımız bir karar vermedi ama Anladım. bununla ilgili bir tutum belgesi yayınladık biliyorsunuz. İki evet. seçime gideceğiz. E, parlamento seçimlerinde bir ittifakın parçası olmayacağız. Kendimiz zaten bir ittifakız yani üçüncü bir ittifakız. Parlamentoda en güçlü şekilde yer alacağız ve en az yüzde 15'i alacağız bunu biliyoruz. Yüzün üzerinde milletvekili yer alacağız eğer ki şartlar oluşursa. Ama bir de cumhurbaşkanlığı seçimi var. Şimdi cumhurbaşkanı mevcut yetkilerle çok önemli yetkilere sahip. Cumhurbaşkanlığı'na mutlaka demokrat bir cumhurbaşkanı kazanmamız gerekiyor ve belli ilkelerle donatmamız gerekiyor. Biz bu ilkeleri açıkladık. Demokrasiye çağrı bildirdiğimizde 11 maddeyle bu ilkeleri açıkladık ve hep beraber asgari müştereklerde buluşalım dedik, gelin uzlaşalım dedik ve ortak bir aday fikrine de açığız dedik. Ama bu konuda henüz daha, tabii daha seçime çok zaman var. Elbette. Adımlar atılmış durumda değil ama cumhurbaşkanlığı seçimini mutlaka kazanmalıyız. Yani parlamentoda demokrasiye inananlar olarak çoğunluğu almalıyız artı Cumhurbaşkanlığı seçimde hep beraber kazanmalıyız. Ee, şimdi bu önemli tabii Cumhurbaşkanlığı seçimini hep beraber hep beraber tabi ki e, ya, hep etti. beraber kaybetme riskine karşı karşıyayız düşünsenize Almanya'da Hitler son seçimini kazandı ve Almanya hep beraber kaybetti ve tüm Avrupa kaybetti şimdi de yeniden hep beraber kaybetme riskimiz de var ama hep beraber kazanma olasılığımız çok daha yüksek bu konuda da cesaret göstermemiz gerekiyor yani bakın bu konuda en büyük tevazuyu HDP gösteriyor. Düşünün Türkiye'nin üçüncü büyük partisi. Ama Türkiye'de yüzde bir oy alamayacak, hiç küçümsemiyorum kimse yanlış anlamasın. Partiler o konuda çok daha fazla önemseniyor ama HDP Türkiye'nin üçüncü büyük partisi ve büyüyen bir partisi. Bu anlamda bazen yok sayılabiliyor veya korku devreye geçiyor. Aman hani AKP ne der? Bize şöyle mi derler? Böyle mi derler? Oysa cesaret kazandırır. Cesaret siyasetini devreye sokmamız gerekiyor. Bakın AKP Erdoğan 2014 yılında çözüm sürecini devreye soktu değil mi? Bir sürü laf edildi ama toplumun %78'i o zaman barıştan yanaydı. Analar ağlamasın diyordu. Önemli olan bu siyaseti ortaya koymak. Yani faşizmin panzehirini ortaya koymamız lazım. İktidar aşırı sağda. Efendim otoriter bir rejim. Herkese terörist diyor. Bunun panzehiri nedir? demokrasidir. Yani asgari müştereklerde Türkiye'de, Kürt'e de, Ermeni'ye de, Alevi'ye de, Sünni'ye de huzur ve refah vadeden bir program etrafında buluşmalıyız asgari müştereklerde. Böyle bir cumhurbaşkanı adayımız olmalı. Kadın meselesinde kadın özgürlüğüne inanan, ekolojik bir yaşama inanan, emekten yana, barıştan yana, demokrasiden yana, evrensel hukuk ilkelerinden yana bir cumhurbaşkanı adayımız olsun diyoruz. Ha bu konuda uzlaşırsak ne ala büyük kazanırız Ayşenur Hanım. İddiam şudur benim, %75 de kazanabiliriz. Hani şimdi diyoruz ya 52 mi? Evet evet büyük kazanırız. Yani bu iddia çünkü bakın Türkiye toplumu huzur istiyor. Onlar efendim hain var, terörist var, şu var, bu var demeye devam etsinler. O karanlık siyaset biliyorsunuz korku siyaseti her zaman kaybetmiştir. Umut siyaseti, cesaret siyaseti büyük kazanır. %75 ile kazanırız ve o faşistleri tarihin çöp sepetine atarız. Ama bu cesareti göstermek önemli. Bir gün mesela Kemal Bey bazen bir öyle bir öyle konuşabiliyor veya Meral Hanım o anlamda bir öyle bir öyle konuşabiliyor ve bu da umudu kırıyor. Oysa bakın biz hep tek yönde konuşuyoruz. Türkiye'yi bu faşizan yoldan kurtarıp demokrasi rayına tekrar sokmamız gerekir diye konuşuyoruz. Bunun için de her türlü sorumluluğu almaya hazırız diyoruz. Her türlü fedakarlığı yapmaya da hazırız diyoruz. Yeter ki ülkemiz demokrasi rayına geri dönsün. Bir yol temizine ihtiyacımız var. Ya büyük bir yıkım yaşattılar ekonomik olarak da, kurumsal olarak da yıkım yaşattılar. Bütün kurumları işler hale getirmemiz lazım. Parlamento işlemiyor. Hukuk işlemiyor ya Osman Kavala hala cezaevinde, Selahattin Demirtaş binlerce Kavala insan demişken, cezaevinde. Bir... Yani